Nedret Bey, Ortaköy Kedi Doğa Mamanı'nda Natamam serginizdeyiz. Öncelikle serginizin ismini açıklayabilir misiniz? Natamam tamamlanmamış. Aslında tamamlanamayacak olan aynı zamanda. Çünkü ben onu zaten bir sürekliliği anlatsın diye koydum. Bir devamlılığı, sonu olmayan bir hakikat yolculuğu falan. Ona ne kadar yaklaşabilirse onu anlatsın diye koydum. Ama şunu da söylemek lazım. 12 bin yıllık mağara resminden bu yana geçen süreyi değerlendirdiğimiz zaman resim hala devam ediyor. Halbuki resmin o dönemde mağaraya çizen kahramanları farklı. Çeşitli kültürlerde, çeşitli toplumsal mekanlarda, farklı yapılar içinde hala resim farklı tekniklerle, farklı anlayışlarla bu macerayı sürdürüyorlar. Dolayısıyla devam etmiş olacak. Genel olarak bu anlama esasında. Ben bunu pratikte mesela tuvalin içinde o boşluğu değerlendirirken de benim anladığım anlamda acaba izleyiciye geçirebilir miyim diye düşündüğüm için bazen tuvalin yüzeyinde çeşitli malzemeyi denerken onları tamamlamadan bıraktığım alanlarda oluyor. Bazı resimlerinizde siyah beyaz var, arada minik renkler var. Evet. Onun şöyle bir anlamı olabilir. Bugüne kadar hem bizim ülkemizde hem de batıda aslında desen dediğimiz şey, ki ben ona resim diyorum artık çünkü mağarada da desendi ama mağara resmi diye biz onu anlatırdık. Sanat dalında öyle kullanırdık. Dolayısıyla desen olan şeyin, ya Engr'in söylediği gibi sadece resmin %80'i değil, %100'ü olduğuna inandığımı göstermek için ondan söz ediyorum ve diyorum ki siyah beyaz desen en az renk kadar önemlidir. Hatta bazı sanatçılara göre renkten daha öne geçer. Çünkü karanlıktan aydınlığa çıkmak isteyen toplulukların üyesi olmayan, aday olan birçok insan siyah beyazı kullanmıştır. Bugüne kadar da hala kullanılıyor. Çeşitli imgelerle ancak biz zaten kalınlığı olanı yani sürekli sağlayan şeyi sürdürmek için bu tekniklerden yararlanıyoruz. Şunu iddia ediyorum ben, diyorum ki o boşlukta imge yani yeniden sunum, rengi, açığı, koyusu ne olursa olsun resim anlamına gelecek. Yani desenle eskiden desen resim sergisi ayrılırdı. Fakat 80'lerden sonra biz de batıda da yani çok büyük etkiyle esasında, çok büyük organizasyonların içinde böyle düşünen sanatçıların hem malzemeyi, modern dönemden itibaren bu zaten kullanılan bir şey, yöntem olarak da, teknik olarak da, imgenin orada yeniden sunumu halinde de, tasvir, temsil halinde de siyah beyaz hep etkili olmuştu. Çok büyük biennallerde, organizasyonlarda gerek Afrikalı, Amerikalı, Avustralyalı her ülkenin sanatçıları bu tarafa doğru yöneldikleri için artık deseni resimden ayırmak, resmi desenden ayırmak eskiden olduğu gibi özellikle işte tablo satıcılarının yahut küratörlerin yahut sergi komiserlerinin yahut ressamların öyle bir derdi kalmamıştır. Bunu izleyiciye geçirebilmek, onu anlatabilmek önemlidir bu açıdan. Kullandığınız malzemeler neler? Genellikle kurşun kalemi öğrenciliğimden beri devam ettiğim bir şey. Hala öğrenciliğim devam ediyor demek ki. Ustalara çırak olmaktan hoşlanıyorum. Hayata, topluma, öncülerime yani kömürden elde, odundan, odun kömüründen elde edilen kalem, kurşun kalem, akrilik, yağlı boya, hepsini bazen bir arada aynı tuvalde kullanıyorum. Peki kaç resim sergiliyorsunuz şu an bu sergide? Şimdi biz buraya 101 resim getirdik ama herhalde 50 küsurunu
sergiledik. Çünkü çoğu da burada duruyor. Bu güzel mimari içinde, çünkü beni misafir eden bu duvarların çok büyük ustası Mimar Sinan. Hem benim resmime de katkı yapıyor, daha büyük bir anlam kazanıyor burada. O bakımdan çok da sıkıştırmayı istemedik. Konularını da biraz öğrenebilir miyiz resimlerinizin? Genellikle zaten görmek üzerine, görmenin çok önemli olduğunu, ama bu edilgin görmek değil. Bakışın gösterdiği bir şey. Yani aktif bir görmek. Edilgin görmeyi hep anlatırken şunu söylüyorum. Gözünüzün retinasına dışarıdan gelen bir şeyi siz maruz kalarak, zaten gözünüz açıksa görüyorsunuz. İşte örnek buradaki camın kırmızısı, mavisi. Bir çaba sarf etmenize gerek yok. Ama aktif görmek esasında o nesnenin, daha doğrusu öğrenmek, onun göstergelerine hakim olmaktan, onun o göstergelere sahip olmaktan, onları anlamaktan ve bilmekten geçiyor. Bunun için de bir sürenin geçmesi gerektiğine inanırım. O zaman da bu bakış olan görme oluyor, etkin görme. Yani siz, ben de sokağa gözlerimi kamera olarak çeviriyorum ve bakıyorum ve diyorum ki, tamam, birçok insanın görmediği şeyler bunlar. Ama böyle bir mekanda tabii ki sokaktan daha farklı oluyor. Sokağın yeniden sunumu haline dönüşüyor. Bir de ben orada bir kompozisyon yapıyorum. Bütün olarak kavrayın, o bütünün anlamına doğru yönelin. Ama o anlam zaten ne benim tarafımdan tüketilebilecek. Çünkü ben tuvalin boşluğuna baktığım zaman pratikte bir şeyi bitiriyorum. Ama aslında bitmiyor, devam ediyor. Bir taraftan da tamam yine o anlamda da devam ediyor. Bu çok eski bir, kadim bir konu, göç. Her dönemde var. Şimdi üstelik bu yüzyılda son derece vahim ve feci bir biçimde de insanlar göç ediyorlar. Savaşlar bunun nedeni. Şimdi nükleer silah tehditleri var. Çevre tehdidi var. Hepsi göçün nedeni haline geliyor. Hepimiz göçmen oluyoruz. Ben sokağa böyle bakıyorum. Bir şeyi daha açıklayayım. Mesela genellikle burada izleyiciyle böyle bir görsel imgeleri görüp bana söyledikleri şeylerden çıkardığım oluyor. Mesela köpek sosyal bir mesajı var mı diye sorular geliyor. Benim de çok hoşuma gidiyor. Diyorum ki siz alıyorsanız vardır. Ama sokağa bak, sokakta köpek gördüğünüzde aynı soruyu soruyor musunuz? Sormuyorsunuz. Demek ki burada başka bir konseptin içinde bir şeyi gördüğü zaman insan, o yeniden sunumun içinde onun aslında bir imge olduğunu, onun kalınlı hale geldiğini ve sürekli onun sağladığını seziyor ve sorular öyle geliyor.